Hanımlar ve beyler, İstanbul Komedi Festivali'ne hoş geldiniz. Ben Erim Özçel. Lokal Anestezi'de bugünkü konuğum alkışlarınızla Kenan Doğulu. Hastasıyız. Abi hoş geldin. Abi. Kenan Bey. Ya daha önceden yaptık esasında. Biraz izledi arkadaşlar az önce. Hani katılımcılarımız. Önceden de seninle yapmıştık. Evet. Ondan tek farkı bizi şu anda canlı yayında. Bayağı İzmir'de, Erzurum'da, Adana'da. Londra. Cape Town'da, yurt dışında var. Hatta öyle yerler var ki az önce baktım ben çıkmadan önce Bangladeş diye bir şey düşmüş. Yani şeyden emin değilim. Bazı... Teyzemgiller orada. Ya, teyzeler orada mı diye. Yani şeyden emin olamıyoruz. Bazıları boş bakıyor olabilirler. Yani yanlışlıkla tıklanmış olabilir ama değişik yerlerden izleniyoruz. Bunun hemen bir bilgisini geçmek istedim sana. Ona göre konuş diyorsun yani. Ona göre konuş. Bir de... Bu şimdi biliyorsun normalde lokal anestezi çok özel bir şey. Kendimiz espriler yapıyoruz, şakalar yapıyoruz. Bunun için şöyle bir icat yaptık. Bunun adı senin de daha önce katkıda bulunduğun gibi localizer. Lokalizör diyoruz. Bak mesela şu anda yayındayız. Buna bastığımız zaman... Geçmiş olsun. Böyle bir şey geliyor. Evet. Yani buradaki şey, yani küfretmek istersek ya da bir şey söylemek istersek edelim diye demiyorum. Ama ama yine de herhangi bir özel bir anı gelir, özel bir soru gelir. Müziği güzelmiş demek şey. Müziği bu arada az önceki. Bir daha bir alabilir miyiz onu? Hanımlar, beyler, Kenan Doğulu'nun bestesi. Hayır, çünkü... Küfürü azaltsın diye öyle sempatik bir şarkı yaptık yani. Aramızda konuşurken şey oldu. Ben dedim ki böyle böyle yapacağız abi. Yayını keseceğiz, sessizlik olacak, fotoğraf olacak. Yok ya, arkamızdan konuşmasınlar. Biraz sinirlenmeyecekleri insanların bir şey koyalım diye. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim, çok iyi olmuş. Çok fantastik oldu gerçekten. Şimdi program bildiğimiz gibi. Denemek ister misin butonu? Deniyorum. Evet. Oldu değil galiba. Mi? Bir saniye rejiye bakıyorum. Sağlamız değil mi? Sonradan kaç saniye şeyi merak ediyorum, gecikme süresini. Buraya biraz gecikmeli geliyoruz ama normalde bakayım bir daha. Evet. Zaten yorumlardan anlarız biraz sonra onlar gidiyor mu? Terbiyesizler. Gidiyor mu, gitmiyor mu diye. Bu arada BKM'nin ilk canlı yayını bu arkadaşlar. Bilmiyorum, BKM ailesinden çok insan vardır diye düşünüyorum. Hayırlı olsun demek istedim. Hayırlı ve uğurlu ve bol bol kahkahalı. Bol kahkahalı. Birlikte yapalım dedik işte zaten bunu. Şu anda da YouTube'dan arkadaşlarımız bizleri izliyorlar. Şimdi programı başında bu bütün talk show'lar. Talk show'lara katılmayı seviyor musun normal? Çok, bayılıyorum. En sevmediğim şeylerden biri biliyorsun yani. Aslında yayınlanmıyor diye ben Erim'in programlarını çok seviyordum. Çünkü rahat rahat evdeymiş gibi konuşuyorduk. Şimdi bu icat iyi oldu. Yeni yeni adetler, güzel bulmuşsunuz onu yani. Ha, evet, bunda yine herhangi bir şekilde kendimizi... Hiç sevmiyorum. Hele kendimi anlatma hiç en sevmediğim şey yani. Seni anlatayım mesela. Beni anlat. Seni sor. Beni sor. Ya da şey gibi böyle. Evet Kenan Bey, yeni albümünüz çıktı. Evet. Neden vay be? Vay, neden? Neden vay be? Biz bu kısımları atlayabilmek için biliyorsun hızlı sorularımız oluyor. Onlardan hazırladım yine klasik. Tamam. Şöyle bir giriş yapmak istiyorum hemen sana. Telli mi, yaylı mı? Telli. Telli. Güzel. Tel kadayıf mı, telli turna mı? Tel kadayıf. Tel kadayıf. Cevizli mi, fıstıklı mı? Fıstıklı. Fıstıklı. O zaman inanamıyorum ama... Buyurun. turna deseydim ne olacak? Paçalı mı, paçasız mı diye sorup kuşlara bırakabiliriz diye arkadan biraz da. Yenir mi bu yoksa prop mu? Ne bu? Ha, öyle bir şey, telli. Evet, bunlar süslü telli şeylerimiz. Ama yenir tabii, yeriz sonra yeriz. Şey. Şöyle şunu da vereyim. Şöyle de. İnternete yayınlıyorum. Şöyle yapayım. Ay çok teşekkür ederim, çok tatlısın.
Bu arada yani çatalım. Tabii ki kutlama gibi olsun diye yaptığımız bir şey. Tamam, hiç duymadım kutlamada terlik adayı falan. Terlik adayı. Şampanya, pasta falan oluyor da. Peki o zaman şimdi şuraya geçiyorum. Issız bir adaya mı düşmek yoksa ada olup düşecekleri mi seçmek? Hmm, enteresan. Ada olmak iyidir. Ada olsaydı iyi, öyle bir şansımız varsa. Var mı peki ilk tercihin? Normalde çünkü sana röportaj, albüm ilk çıktığında sordular. Ne ıssız adaya düşsen kendi şarkını... Beren'i alırdım. Beren'i alırdım. Sonra gitarını alırdın. İlk üçte gitar mutlaka var. Peki sen ada olsan kimler sana düşsün? Kimlerin düşmemesi gerektiğini söylesem. O da olur. Kim düşmesin? Çok iyi. Peki, şarkıların hepsini baştan sona biz geçtik. 300'e yakın beste var. Sözlerini araştırdık hepsini. Biraz da hani komedi festivalindeyiz diye komedik bir takım öğeler bulmaya çalıştık. Zaten hani Çak Kadın'ın içinde kah kah gülesim var vesaire ama şu gerçekten dikkatimizi çekti. Festival gibisin katılmak istiyorum mu? Festival gibisin katılmak istiyorum mu? buraya uygun olan o yani. Yani onda bir şey varsa hemen evet kanallarımız yalnız var. Yalnız orada çekim yapanlar var, rahatsız oldum. Arkadaşlar onları kapatın lütfen. Evet. Bunları biz siz... Hatta güvenlikçi arkadaşları yardım edin. Silin lütfen demikleri. Teşekkür ederiz. Siz şey yapın ya, dışarıya çıkın, yayını açın YouTube'da. Aynı şey falan diye birbirine. Peki, o zaman bunu kullanabiliriz yani festival için. İstanbul Komedi Festivali'nde de bir slogan olarak. Evet, kullanalım. Katılmak istiyorum. Katılmak katıldım nitekim. Üçüncü senede bir şekilde komedyen olmayarak da katılmış oldum. Evet, peki. Yerli mi, yersiz mi? Yersiz ne demek ya? Yerli. Yerli, yerli. Uyuyakalmak koltukta mı yoksa yatakta mı? Koltukta uyuyakalmak, yatakta derin derin uyumak. Derin derin uyumak. En garip bugüne kadar uyuyakaldığın yer neresiydi? Hiç uyuyakalır mısın öyle bir yerlerde? Pek o kadar uyuyakalmıyorum. Genelde uyumuyorsun. Genelde ben yatarım en son yani her zaman. Değişik bir yerde uyuyakaldım mı? Kulislerde çok uyumuşluğum vardır yani konser öncesi falan. İstediğim zaman uyuyabiliyorum, o çok güzel. Yani bazı özeniyor insanlar bana yani mesela bir saatliğine uyuyabiliyorum. Çok uyumuş olsam bile bir gün önce falan. İstediğim anda uyuyabiliyorum, o çok tatlı. Uçakta da o zaman aynı şekilde. Uçakta da aynı şekilde. Peki, tanımadığın bir eve girdiğinde İlk dikkatini çeken kitaplar mı olur yoksa duvarda asılı tablolar mı? Şimdi bunların hepsine şaka yapmak gerekiyor. Kitaplar olur elbet. Bir dakika düşüneyim. Tablolar olur. Tablolar olur. Yani birçok şeyi anlatır mı o insan hakkında? Anlatır. Evet, mesela Yılmaz Erdoğan'ın filmini görüyorum şu anda. Burayla ilgili çok şey anlatıyor bana. Kelebeğin Rüyası posteri. Şurada. Yılmaz Bey hoş geldiniz bu arada. Mutlu yıllar diliyorum. Bugün Yılmaz Erdoğan'ın doğum günü arkadaşlar. Bir alkış rica ediyorum kendisine. Peki. Peki. Kenan doğulur mu yoksa Kenan olunur mu? Kenan doğulur. Doğulur mu? Doğulur. Ya bana biraz şey gibi geliyor. Yani Kenan herkes doğabilir. Kenan doğulur. Yani hani aramızda Kenan var mı? Kenan. Çok yok Kenan ya. Başka? Kenan eski Türk filmi ismidir yani. Yani biraz daha şey ama yani Kenan doğmakta bir sakınca yok ama Kenan doğulu olunuyor herhalde. Evet belli. Güzel söyledin. Yani Kenan hatta Kenan az çok az Kenan var diye çok gülüyorduk kendi kendimize. Kenan İmirzalıoğlu çıktı sonra. Şimdi mesela bütün Google search'lerde falan Kenan yazar yazmaz İmirzalıoğlu çıkıyor. Kenan Evren vardı. Kenan Kalav vardı meşhurlardan. Fazla da Kenan yoktu yani. Şimdi yeni yeni bilmiyorum. Daha hiç Beti çocuk görmedim mesela. Amca benim adım Kenan falan diye hiç olmadı. Vardı. amca zaten. Yani can çok. Can bu dönemde daha çok patlama yaşıyor. Kenan senin fanlarındadır. Çocukların adını Kenan koyan çok kişi vardır ama onlar çocuk yaptıkları için burada değiller. Bir kere böyle bir anım var aslında biliyor musun? Çok ilginç. Aslında onu anlatayım bak. Yeri geldi. Antep konserindeyiz. Hatta şans eseri yani Antepli dedem Antepli benim.
O yüzden böyle biraz Antepli olduğum da konuşulur her zaman. Babam Adanalı olduğu için de acaba Adanalı mı diye de bir şey vardı. Neyse yarı Antep, yarı Adana diyelim. Antep konseri sırasında böyle önden bir kadın sürekli bana gel buraya, gel buraya falan yapıyor böyle. Gel buraya falan. Ya git falan oluyorum ben. Şarkımı söylemeye çalışıyorum, sözleri unutuyorum falan. Ondan sonra baktım çok ısrar ediyor. Yani gittim ne oldu dedim ya, ne istiyorsunuz hanımefendi falan. Ondan sonra dedi ki ya dedi ebe dedi yükseli dedi anons edebilir misin dedi. Ne dedim? Ebe mi dedim? Ebe dedi. İşte ebe yüksel dedi. Acil doğum var dedi. O yüzden dedi kadını bulmamız lazım. Konserde olduğunu biliyoruz dedi. Anons eder misin? Ondan sonra anons ettim. İşte ebe yüksel lütfen sahnenin yanına geliniz. Lütfen. Kocaman da bir konser yani. Büyük on binlerce kişi var. Neyse bir şekilde geldi kadın. Bir 8-10 dakikada falan. Ondan sonra gitti. Konserin sonunda haber geldi çocuğun adını Kenan koydular diye. O söylemiş çünkü. Kenan Doğulu konserinden geliyorum diye. Onlar da Kenan koymuşlar. Kaç yıl oldu bu? Of çok, 20 küsur. Yani büyüdü artık, aramızda büyüdü. Olabilirdi keşke bugün. Keşke dinliyorsa beni, gel Kenan. Aa evet, ya ilk kez işte lokal enstitüsünde tatlılık o. Bunca zamanda ne şakalar yaptık, ne mesajlar verdik, hiçbir yere ulaşmıyordu. Artık ulaşabiliyor, belki izliyordur gerçekten. Evet, harika. Onun havası bir ayrı. Peki, geçmişe gidebilmek mi, geleceği görebilmek mi? Geçmişte geleceği değiştirebiliyor muyuz? Oo bayağı kelebeğe girdin. Düşünelim. Kenan Doğulu değiştirebilir. Evet. Geleceği görmek sıkıcı olurdu herhalde ya. Moral bozabilir. Moral bozabilir evet. Ona göre hareket etmeye başlarsın falan o kötü olur. Geçmişe gideyim ben. Geçmişe gideyim. Peki şimdi şunu hayal et. Biz bir bilim kurgu filminin içerisindeyiz. Filmi falan demişken hazır. Bilim kurgu filmi olduğunu düşün abi. Geçmişten biri geliyor. Ama biz onların geleceğiyiz. Evet. Şaşırtmacalı bir şey soracakmışsın gibi oldu. Yok yok yok. Çok komplike gibi duyuldu ama değil normalde. Ona ne demek isterdin? Geldi mesela 1960'tan biri geldi. Bugüne. Şu anda ışınlandı buraya. Sen de onu çekiyorsun değil mi? Aynen. Dedim ben. Dedin zaten. Evet, Büşra'cığım sana da o zaman böyle paslaşmamış olduk kendi aramızda. Ne yaptınız siz orada? Ha mesela Büşra'yı geçmişten getirecektim. He. Sen hızlı davrandığın için ne sormak isterdin Kenan'a geçmişten gelseydi? Teknolojinin halini sormak isterdik. 2018 yılında neredeyiz derler. Feci oldu ya teknolojinin hali. Yani şu anda inanamıyorum ben de zaten. Ben şeyi hatırlıyorum mesela, yani yaşımız çıkacak ama böyle gazetede şey haberi vardı. Yakın zamanda işte telefonlar, cep telefonları olacak. İşte herkesin yanında bir telefon olacak. Dünyanın neresine gidersen git istediğin adama istediğin anda ulaşabileceksin falan. Bize korkunç gelmişti. Hiçbir zaman kaçamıyorsun. Her zaman orada falan. İstediğin zaman ulaşılabiliyorsun falan gibi. Şimdi anlatamazsın onu kimseye. Yani ki bu söylediğim 90 yani. 88 küsur falan herhalde değil mi? 80 kaç senesinde çıktı cep telefonu? Cep çok 90, yakın yani. 90'lar falan. Yani bize halka inmesi 90'lar. Siz 80'lerde almış olabilirsiniz. Biz halka 90'larda geldi yani biraz daha. Geç ben şey muhabbetini hatırlıyorum. İlk elektrikli arabalar çıktığı zaman... O zaman söylüyorduk böyleymiş işte çok hızlı ivmeleniyor falan filan, siz ondan çoktan binmişsiniz, turunuzu yapmışsınız gibi biraz teknolojiyi önden takip ediyorsunuz. Peki bu teknolojinin beste yapmada faydası oldu mu? Oldu. Eskiden çünkü kağıt kalem herhalde ya da... Oldu oldu yani şöyle kusmuk pardon. Şeyler vardır ya kese kağıtları evet. Uçaklarda. Ben onların üstüne yazardım besteleri genelde böyle. Aklıma genelde uçakta bir sözler gelir, şarkı sözleri. Onların üstüne yazardım. Her yerde bir peçete çıkardı böyle. Bir haftanın sonunda mesela 25 tane falan orada burada bir sürü peçete falan. Evdeki herkes tembihli aman abi peçetelere dokunmayın falan diye. Notların hepsini bir kere telefona alıyoruz. Hem tehlikeli aslında kaybolabiliyor. İşte bir şey oluyor. Patlıyor telefonu, kayboluyor, çalınıyor, ne bileyim işte update'i geliyor bilmem ne falan. Ama her şeyden önce sözlere, şiirleri yazmak için benim için not kısmı çok önemli telefonların. Yani şeyden önce o önemli benim için, fotoğraf çekmesi kabiliyetinden önce. Onun dışında GarageBand, işte Logic, işte bir müzik yaptığımız bizim programlarımız var. Onu da geçtim akort aletleri. Onu yani milyon tane çeşit çok. Çeşit o kadar müziğe o kadar faydalı oldu ki gerçekten. Yani birçok alanda öyle, tıpta da öyle zaten. Sanatın diğer alanlarında da öyle. Her alanda öyle ama müzikte çok faydalı oldu.
Onda da şimdi tabii ayak uydurmaya çalışıyorum, öğrenmeye çalışıyorum. Çok garip yerlerde, enteresan şarkı sözleri geldi. Çünkü kağıt kalem arıyordun eskiden çünkü. Evet, gazetelerin de köşelerine yazardım. Yani tuvalette yakalanırsan gazetenin köşesini yazıyorsun. Yani böyle sol tarafına. Peki, yazdığın şarkı sözlerinin yanlış anlaşıldığı oluyor mu? Yanlış, kafaya yanlış oturduğu. Bravo, çok güzel bir soru. Bak sanki ben sordurmuşum gibi oldu. Çünkü dün akşam sahnede aynı şeyi konuştuk. Vallahi billahi. Sahnede konuştuk derken bayağı konseri böldüm ve milleti düzelttim yani. Hangi şarkı? Hayatının tümü oldun. Hayatımın diyor insanlar. Bilmiyorum. Şimdi söylesem siz de öyle söylersiniz mesela. Söyleyelim mi bak? Hatırlıyor musunuz şarkıyı? Burada da böyle bir avantajımız var elimizin altında. Hayat... Dur, Rocky nasıl o şarkı? Gidince anlıyorum, her şeyini özlüyorum. Ha burada bak, benden uzaklık. Işın kılıcı gibi gelse ya şöyle bir şey. Ne o? Ne? Adamı var böyle, önünü tutuyor, geliyor. Torun çekici var ya. Torun. Şu mikrofon gelse de, değil mi? Ha mikrofon hemen gelsin. Neyse, nakaratı söyleyelim. Bence tamam, beraber. Tamam. Esas hikaye o yani. Hazır mıyız? Beraber evet, söyleyeceğiz. Vereyim. Evet, buyurun. Teşekkür. O zaman baştan gireceğiz. İster misiniz bir şarkı mı konuyu? Müzikli konuyu. Ben de aslında bugünü hayal ediyordum çoktandır. Hem Berfin'le bunu defalarca konuştuk, hem Yılmaz'la, hem Belçim'le, bütün çalışanlarla, Fero'yla falan. Bir gün nasıl olsa burada şarkı söyleyecektim. O gün bugünmüş. Çok mutlu oldum. Yani gitarımız da var. Vaktiniz varsa eğer uzun sürebilir. Şimdi uzun sürebilir biraz da. Canlı yayından çıkıp. Gidince anlıyorum. Her şeyini özlüyorum. Tenin benim gibi kokunu içime istiyorum. Öpünce anlıyorum. Ben seninle yaşıyorum. Gün birden beri kaç kere vuruluyorum. Birden baş harfi ben. Festivali gibisin. Katılmak istiyor. Falan. Yok yok, şimdi dün akşam da oldu bu. Çok büyük konserlerde daha da tabii dikkat çekiyor. Hayatımın tümü oldun diye öğrenmiş insanlar. Niyeyse şarkıyı yani. Anlamadım bir şekilde. Hiç öyle bir şey söylemiyorum. Hiçbir zaman. Hikaye o yani. Birinden bahsediyormuşçasına anlatması yani şarkının. Hayatımın tümü oldun. Gecelerime gün gibi doğdun. Gidersen bir gün bir üzülür. Herkes öyle söylüyor. Öyle değilmiş aslında diye. Gibi çok var öyle. Aslında birkaç tane daha şarkı var öyle de ilk aklıma gelen bu. Ya biz de kendi içimizde şaka yaptıklarımızdan oluyor. Bungee güvercinler falan filan. Atlamış. Bancı güvercin. Bir gün sahnedeyken peşi de geldi. Şarkı istiyorlar işte. Dur. Alalım. İşte yıllar önce işte vokal yapıyorum Kenan'la beraber sahnedeyim. Kızın birisi peşi de bana yolladı. Orada engelli mesafeler yazıyor. Engelli mesafeler, ben Kenan'a baktım, dedim acaba ne istiyor? Sonra da aklıma geldi. Yaparım bilirsin istiyor. Engelli mesafeler, onu engelli mesafeler olarak öğrenmiş. Şaparım bilirsin diyen vardı o şarkı. Yani o da enteresandı mesela. Yıllarca ben güldüm ona yani. Peki. Böyle uzatıyorum ya tam orasında hani. Yaparım herkes bağıracak. Şaparım diye bağırıyor. Şaparım diye zannedenler varmış. Hazır. Bir saniye, hazırsan gitarı almışken bir canlı performans ister miyiz? Demin... Tencere kapak duydum orada. Onu tabii gelenekselleştirmek lazım. Bu arada hemen havamı yapmak istiyorum. Peki gitarın tonu çok kötüymüş. Bugün daha güzel, o yüzden böyle. Tamam. Update etmem lazım. Update edeyim. O program arkadaşlar 2012 yılı Ocak ayında oldu, o kadar oldu. Albümün çıkmasına 3 ay varken ilk kez bizimle paylaşmıştın o performansı. Yani bayağı içeride ve yine şunu hatırlatmak istiyorum. Ne kadar canlı yayınlıyorsak, oluyorsak bile çok fazla kayıt yapmayalım. O gün oradan o şarkılar... Çok fazla da hiç yapmayın ne olur ya. Ya fotoğraf belki olabilir ama... Tamam fotoğraf olur. Fotoğraf olur.
Tanrı'dan hediyesin. Baharlısın, şenliklisin. Bazen eser savurur, bazen yanar kavurur. Bir içim su çok kadehsin. Sen gülünce bizim için, hep gülümse için için. Hayata renk verenlerden, bizi güzel sevenlerden, bizim için önemlisin. Gözlerinde kaybolmuşum, zaman durmuş mest olmuşum. Zaten başım dönüyor, seni fazla kaçırmışım. Dudağından çok içmişim. Gözlerinde kaybolmuşum, zaman durmuş mest olmuşum. Zaten başım dönüyor, seni fazla kaçırmışım. Dudağından çok içmişim. Tencere kapa, misaliyiz bu hayatta. Sen başla, ben tamamlarım, ardına bakma. Aşk şehrine geldik artık biz bu durakta. Yalnız bırakma ne olursun. Parti sen gülünce başlasın. Sen canımdan içerisin. Can yoldaşım, kaderimsin. Sen en güzel haberimsin. Sana düşkünüm bilirsin. Her şey yalan, sen gerçeksin. Dertli başımın tacısın. Ruhumun ihtiyacısın. Ciğerimin köşesi, yüreğimin neşesi, bahçemin can ağacısın. Seninle tanışmışız, karışıp kaynaşmışız. Elmanın iki yarısıyız, davet etmişim kalbime. En güzel kalp ağrısıyız. Gözlerinde kaybolmuşum. Zaman durmuş mest olmuşum. Zaten başım dönüyor, seni fazla kaçırmışım. Dudağından çok içmişim. Tencere kapa, misaliyiz bu hayatta. Sen başla, ben tamamlarım, ardına bakma. Aşk şehrine geldik artık biz bu durakta. Yalnız bırakma ne olursun. Parti sen gülünce başlasın. Beraber söyleyebiliriz, buradaki laflar çok kolay. Lay 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 Partisen gülünce, partisen gelince, partisen gülünce başlasın. Hanımlar, beyler, Kenan Doğulu. O şarkının sonunda öyle bir şey var. Benim numaram var ya. Onu ben Ali'sine söylemiştim şeyde, stüdyo kaydında. Sonra dediler ki ya ne tatlı oldu, tutsak mı falan. Öyle kaldı o da yani. O bayağı, o tam bayağı böyle bir nasıl diyelim, western oluyor biraz. Evet, sonu öyle. diye. Peki bakayım, şuna şey yapabiliyor muyuz? Evet, alkışlarla lokalimiz devam ediyor. Bu numara güzel.
Tutar mı tutar? Sonradan diyorum ki esasında bunu her bastığımızda böyle bir şey mi girse? Yani nasıl mesela? Müjde müjde size, Parizyen'den müjde size. Evet, tüm hızıyla programımız devam ediyordu. Şimdi hemen şuna gelmek istiyorum. Yeni albüm. Bu arada bu yıl doğru hesaplıyorum değil mi? Bu yıl 25. 2023'teyiz şu anda, onu mu soruyorsun? 2018. Evet. 25.93. Bravo, evet. 25. yıl, tam 25. Hanımlar, beyler, Kenan Doğulu'nun 25. sanat yılı için bir alkış rica ediyorum. Dilek ola. Öncesi de var aslında da, ilk albümden çıkışı sayıyoruz. Ondan önce reşit değildim çünkü. 14 yaşında falan başladım ben çalmaya aslında. İlk gazinoda çalmaya başlamıştım. Gar gazinosunda. Gökben'in keyboardçusuydum. Gökben? Evet. Sonra Yonca Evcimik'in vokalisti oldum. Aa! Evet. Arada Yıldız Tilbe ile beraber Kapkara diye bir barda çalışıyorduk. Film şeridi gibi geçiyor şu anda. Bir dizi film denemem var. 9. bölümde kalktı. Öyle. Peki, evet, Şaziye'yi hatırlayanlar var ha. Cem Özer. Ya Cem Özer'e geçmiş olsun. Dur şimdi tadımızı geçelim. Hala hasta yani şu anda maalesef. Geçelim o konuyu. Cem'cim geçmiş olsun. Bu böylece 25. yılda yeni bir albüm gelmiş oldu. Evet. Albüm hakkında çok yerde çok şey konuşmadın aslında. Yok yani, evet. Röportajlar oldu ama birkaç tane. Bu albümde böyle seni en çok nasıl diyeyim, kafanı berraklaştıran, bunun bir matematiği var. Bak abi, bu iş böyle olacak, bu da böyle çalışacak dediğin şarkı. Özellikle mesela Dansa Kaldır şarkısını çok herkes iddialı yani. Hani Dansa Kaldır şarkısında dans etmek garanti mi? Garanti. Yoksa dans edemeyenin bileti iade mi? İade, güzel fikir, evet evet. Dans etmeyeni yani hala dans ettirememişsem. Ya da eğer, tedavisi. Evet, o şarkı yani Güzeller İçinden'den sonra çalıyoruz onu özellikle konserde. Hala Güzeller İçinden de dans etmemişsen zaten sende bir sorunu var yani. O şarkı enteresan olacak bence. Albümde renk olarak albümdeki diğer şarkılardan biraz farklı ama önümüzdeki yıllarda yani daha doğrusu klibi çıktıktan sonra herkes biraz daha tabii hakim olacak. Artık klipsiz şarkı şey kalıyor, öksüz kalıyor yani kimse farkına bile varmıyor. Aynen Güzeller İçinden de yaşadığımız şey gibi. Farkında değildik biz o şarkının ne kadar büyüyebileceğini. Bu sefer ben o hislerim doğruysa eğer, tecrübelerle sabit bir şey bu. Dansa Kaldır da düğünlerin vazgeçilmez, doğum günlerinde vazgeçilmez şarkılarından biri olacak. Şimdi daha duymaya başladınız mı hiç düğünlerde yazın? Daha zannetmiyorum yani. Düğünlerde çok keşfedilen oldu mu acaba diye ufak ufak. Çünkü onun bir şeyi var. Var bir havası vardır. Bir havası var. Ama aslında tabii bestelenmiş hali şöyle olmuş. Buradaki, ha. Bak şimdi şöyleydi ilk hali. Söz rica edebilir miyim varsa? Aha. Başka ses çıktı karşıma. Nakaratı değil de şeyi rica edeceğim, A'sı. Çok saçma sapan başlıyor çünkü. Sen beni yastık sandın galiba, beni görünce uykun geliyor, bak yine uyudun. Yine uyudun. Yine uyudun. Yine uyudun. Sen beni huysuz bildin galiba, beni görünce keyfin kaçıyor, bak suratına sık. Aramıza gel. Aramıza gel. Yengeyi dansa kaldır, sen etmezsen ben etmem. Ablayı dansa kaldır, ben dans bilmem ki. Abi dansa kaldır, o etmezse ben etmem. Beyleri dansa kaldır, ben dans bilmem ki. Sen beni yorgun sandın galiba, bittiğim yerde başlarım. Hiperaktiftir biraz yapım, her fırsatta kaynatırım. Sen bizi ruhsuz sandın galiba, bizim kanımız hep kaynıyor. Adımız çıkmış yerli Michael'a, kapı zili duysak oynuyoruz. Kalbin kırık, tedaviye yolla. Gönlün üzgün, bozanlara kızma. Ömür denen şu tantanalı hikayenin altına imzamızı atacağız, unutma. Yengeyi dansa kaldır, sen etmezsen ben etmem. Ablayı dansa kaldır kızlar. Evet. Abi dansa kaldır, o etmezse ben etmem. Beyleri dansa kaldır, ben dans bilmem ki. Böyle bir şey. Ya ben çok seviyorum, çok komiğime gidiyor bu şarkı, acayip tatlı yani.
Bir de bunu tabii şeyde böyle bir mesela protokolün olduğu... Alo? Ha, alo? Alo? Protokolün falan olduğu yerde söylüyor ya çok. Valiyi dansa kaldır, başkanı dansa kaldır. Huysuzu dansa kaldı. Şey geçen gün kasıntıyı dedim. Biri böyle oturuyordu. Kasıntıyı. Pardon. O da rahatsız oldu. Kalktı mecburen. Değil mi? Kalkıyor herkes. Çünkü biz böyle albümün çıkış aşamasında seninle bir ara bir konuştuğumuzda şöyle bir iddiada bulunmuştun. Demiştin ki bizim insanımız zaten böyle hani gıcırtıya da oynayanlar. Okey. İlk bir 45 saniyede normal insanlar dansa kalkar. Sonra biraz daha mücadele. Çünkü şarkı kaç? Kaç dakika? 3.46 galiba. 3.40 falan öyle gibi bir şey. 4 değil yani. 4 değil. Özellikle 4 altında tutmaya çalıştık bütün şarkılar. O da öyle bir şey. 3.40 falan olması lazım. Teker teker şeyi de yaşadım bir kere böyle. Hani birazdan benim sıram gelecek deyip tuvalete kaçanlar oldu. Mesela abi anneyi, abi babayı dansa kaldır falan diyor ya. Babalar ufak ufak uzuyorlar falan düğünde bir kere böyle. Onlarda da mı? Kaçınılmaz. Bunun sonradan bence dansa kaldır hashtag ile... Buradan bizi YouTube'dan izleyen arkadaşlar da bulunduğunuz yörede düğün olur bu şarkı çalarsa oradan teyzeleri, amcaları böyle dans ederken çekip... Evet evet yapın bak çok iyi fikir. Hatta evet buradan çağrımızı dinleyin duyun biz. Belki video yaparız öyle bir video olabilir. Sizin orijinal videolarınızdan oluşmuş bir video. Çünkü ben şöyle bir şey hatırlıyorum şimdi arkadaşlarım da burada. Geçtiğimiz yaz düğündeyiz. Düğündeyken iki tane çocuk böyle hani kır düğünü gibi olur ya... İki tane çocuk girdi içeriye böyle bir garip garip takılıyorlar. Amcaların, teyzelerin dans edişlerini çekiyorlar. Ben bizim klasik yani bizim prodüksiyon. Tutuldum böyle bunlar kim diyorum içeri geldi. İki tane çocuk böyle bayağı. Bizim ekipten olabilirler mi acaba? Vallahi açık Ömer Faruk'un öyle bir fikri var yani. Bütün düğünlere adam göndereceğim falan diyordu. Acaba değil mi? Olabilir abi. Yani çünkü orada belli bir tabii saat geçtikten sonra yani herkes dayılar, teyzeler, dedeler kopmuş. Çok komik anlar yaşanıyor gerçekten. Hani böyle böyle falan garip. Onları yakalıyorlardı. Çıkarttık dışarıya ama Ömer abi önceden uyarsaydı onları tutardık. Dövdürmezdik bari diyorsun. Dövdürmezdik. Hanımlar, beyler, lokal listesi devam ediyor. Şimdi şöyle bir fikrimiz var. Normalde tabii senin gibi böyle büyük rockstar, popstarları yakaladığımız zaman... Dövüyoruz. Diyoruz ki bir şekilde bir magazine yürüme vardır ya. Evet abi. Yani magazin işte öyle mi oldu, böyle mi oldu, işte Kenan Bey saçınızın burası falan öyle değil ama... Biz temiz magazin diye bir şey yapalım dedik. Onun için aklıma... Tabii yani sence de sakıncası yoksa aklıma şu fikir geldi. Sonuç itibariyle fanların, bizi izleyenler senin hakkında özel bir şey duymak istiyorlar ya. Esasında magazin dediğin o aslında. Yani hani sevdiğin, takip ettiğin sanatçının hakkında normalde bilmediğin bir şey işte evde donla dolaşmak mı, pijamayla dolaşmak mı diye soru vardı. Onun gibi donla, donsuz falan onları artık hani herkesin özel tercihi tabii. Tamam abi hazır. Sana... Shoot. Shoot değil mi hazırım? Şunu merak ediyorum. Yakın çevredeki iş yaptığın bizim ekip, herkes aradığı zaman telefon nasıl çalıyor? Ha, onu bildiğin için sen şikayetçi. Ama magazinciliğin ben onda dördü. Çoğu arkadaşımın kendi müziği vardır telefonumda. O da onu bildiği için soruyor. Bence tatlı bir soru. Teşekkür ederim. Hemen hemen herkesin var yani. 30-40 tane değişik ringtonum var. Zil sesi. Yani peki... İngilizce konuşmamaya çalışıyorum ama telefonum İngilizce o yüzden öyle geldi aklıma. Peki spesifik olarak mesela şimdi Fikret abi, Fikret Özondur senin menajer yıllardır. Fikret abi aradığı zaman nasıl oluyor bakabilir miyim? Burada mı telefonum? Telefonum kimde? Vahdetciğim. Telefonumu bulabilir misin? Vallahi yakınlığa bakalım. Çıktı. Söyleyeyim ben ya da çalayım direkt. Şöyle nasıl yapacağız o işi? Fikret arayacağım. Ha herkes ya da tek tek arattıralım. Olur olur ara herkes. Yok ben şimdi bir kişiye zil sesi tayin ederken ha arıyor. Fiko. Açıl. Buraya gelmeden açıyorum zaten yani iş yaptım. Oraya gel. Bu duydunuz mu bilmiyorum. Bir daha bir daha bir. Şu mikrofon. Erkan mikrofonu biraz açar mısın? Şuradan bir sesi açmak. Benim sesim de kısıktır tabii yani. Aa kapattı, bozuldu. Fikret Bey! Dur ben şimdi şey yapacağım bak sana. Bugün. Öyle mi? Nasıl? Mesela seninkine girip bir şey atıyormuş gibi yapıp edit. Bas istersen.
Ha, Big Bang Theory gibi, dizi gibi. İpek. Ama İpek diyorum Zeynep. Falan. Kiminkini başka merak ediyorsun? Başka? Ozan'ınkini mesela çalabilirim. Ozan. Beren hemen sistem. Magazin kısmı olunca. Beren'inkinde lokalizöre basacağım. Basma. Basma ya, bir şey olmaz. Basma, basma. Diyeyim. Tamam hadi. Bakayım. Nerede bu home? Bu çeşitleri var da. Ooo. Peki Ozan'ınkini ben çok seviyorum da aradığı zaman bak şimdi onu da çalıyorum. Biraz çalın lan, güzel geldi. Ötecek. In other words. Hold my hand. Biraz kısabilirsin Erkan'cığım. Artık biliyoruz ki yani. Hani, okey güzel. Ozan'ın? Onu arıyorum şimdi, bakayım. Ozan'ın ki bak. Bros olduğu için mi? Evet. Hanginiz Mario, hanginiz Luigi? O hangisi büyük? Hangisi büyük? Mario büyük. Sen Ozan Luigi oldun. Ozan kendini benden küçük diye tanıtıyor herhalde. Ben yeni gençleştirdim. Herkes öyle söylüyor. Ben daha gencim falan. Evet, öyle gözüküyor bazen. Başka kiminkini istiyor? Seninkini çalayım. Benimkini çal. Ne şakacı. Seinfeld. O kadar. Başka. Kimi arıyorsunuz? Ha, annemi çalayım, tamam. Annen mesela... Anneminki süper ya. Bir saniye. Şunu soracağım. Ne kadar sıklıkla Kenan Doğulu annesiyle konuşur? Anne çok arar mı? Sen onu arar mısın? Arar. Haftada... 12 kere falan diyeyim. Yani neredeyse günde bir kere. Neredeyse. Neredeyse. Bazen 3 kere de oluyor tabii. O işte ortalama 12. Annen arayınca ne oluyor? Çalıyorum hemen. Gözün de biraz artık. Ah buldum. Stevie mi bu? Stevie. Bu kadar. Bu ama sonradan sapıtıyor iyice. Kendi sustu. Buraya kadar. Belki seçtirirken kıta çalıyordur falan. Bahtet'inkini çalayım bak, o da komik. Bahtet abi. Buna baya mesai mi harcadın? Harcıyor musun yani? Tabii canım. Ya. Bahtet asistanım. Onun telefonu Superman çalıyor. Cüneyt abi. Cüneyt'i çalayım. Öyle mi? Cüneyt'in ki. Cüneyt de şoförüm. 20 senedir çalışıyoruz onunla. Bu 10 senedir falan bu müzik olan. Çok iyi. Beyaz magazin ha? Beyaz magazin. Temiz magazin. Şimdi sana bunu atamış oldum yalnız, kusura bakma, rica et. İdare edeceğiz biraz. Tabii tabii, biraz şey olsun. Biz yani aynı zamanda yurt dışına gidip geliyorsun. Esasında İngilizce ile aran çok iyi. Yani doğal olarak çok konuşuyorsun. Ben şimdi arkadaşlarım bana da işaret ediyorlar. Yurt dışından çok çeşitli ülkelerden izleniyoruz. Onun için diyorum ki bir iki saniyeliğine İngilizceye dönelim. Daha fazla izlenme oranı olsun diye düşünüyorum. Hayatımız rating abi. Daha fazla ya, Bangladeş'i yakalayalım istiyorum. O Cape Town burada kal falan diye biraz da. Bunlar hi Kenan, you're a famous rock star, pop star. Maybe you can translate one of your songs for us. Ooh. Can you translate Kurşun Adres Sormaski? Zormuş ya. The bullet doesn't ask for the address. Yay! And also, maybe Çakkıdı. What does Çakkıdı mean? O zor abi ya, çok zor. Çakkıdı'nın şeyi bile yok ki, İngilizcesi yok galiba. Çakkıdı'nın Çakkıdı işte. O yüzden internasyonel bir şarkı o. Daha öyle olduğu için. Ve biz programın belli bir bölümünde bir tane sürpriz hazırladık sana. Come on girl, get up falan. Oralar oluyor. Aman hadi kalk.
Şeylerde bir dönem konuşmuş. Pardon ya, lafını kestim. Yok, yok, o anda olsun. Düşünüyordum neresi çevrilir diye. Biz şeyde çok zorlanmıştık. Aşka Türlü Şeyler albümü. Şeytan Tüyü var. Abi evet şey. Ama hadi gene nispeten de biz Zeynep'le şeyi çevirirken. Zeynep de burada asistanım bu arada. Onun müziğini çaldım. Seninkini çaldım değil mi? Tamam. Neyse abi. Şeyde çok zorlanmıştık. Hayırdır inşallah. Hayır. Hatırlıyor musun? Sana karada ölüm yok. Ben kendime ne de öyle bir şey hatırlamıyorum da şarkıların sözlerini artık biliyorum. Ama 300'ün üzerinde beste yani olunca. Şey, sende yürek yerine taş var. You have a stone on your heart instead of your heart falan öyle bir şey. O kadar komik öyle saçma sapan hiç anlamıyorlar yani. Yabancılar anlattı çevirdiğin zaman böyle what falan. Biz aslında... Bir de çünkü şöyle de bir şey var mesela kendimi tanıtırken ya da birisi beni tanıtırken işte şarkıları çok güzel ama aslında şarkıların sözleri çok güzel, çok manidar. O yüzden çok seviyoruz falan. Ya like what falan hani biz de biraz da söylesenize falan. Sen de yürek yerine taş var falan çevirmeye çalışınca ben what falan hiç yani, onlara bir şey ifade etmiyor tabii yani. Bugün pamuk kalbinden taşınıyorum mesela. Yani misal. I'm moving out from your... Katın art gibi oluyor. Biz programın içerisinde en son yaptığımızdan bu yana bir tane farklılık esasında getirdik. Çünkü az önce dediğim var ya daha internasyonel olalım, İngilizce konuşalım başka bir şey. Ama bir taraftan da bu işte Jimmy Fallon'lar, işte Jimmy Kimmel'lar hepsi... Bütün Jimmy'ler. Kendilerine göre bir takım böyle şeyler yapıyorlar. İşte Jimmy Fallon ne denir ona? Sınıf enstrümanlarıyla... Bir şey yapıyor hani küçük orklar. Oyuncak müzik aletleri. Ha oyuncak müzik aletleriyle vesaire. Biz de dedik ki daha kendi kültürümüze daha yatkın, daha bu coğrafyaya uygun ne yapabiliriz dedik. Kanundan kaçılmaz diye kanundan kaçılmaz diye bir bölüm yarattık. Abi çok iyi isim ya. Bu arada yani isim nereden geliyor onu da çok kısaca anlatayım. Yahşi Batı filminin sonunda yazılar akarken işte kas takarken... Yılmaz, yani Cem Yılmaz'la Demet Evgar böyle durmuşlar. Cem Yılmaz diyor ki işte Emirgan'da sana bir köşk alacağım. Vereceğim kanunu kucağına gibi bir şey diyor. Demet de diyor ki kanundan kaçılmaz diyorsun yani. Oradan. Diyor. Buradan esinlendik aslında. Senin için de uygunsa alkışlarla bir kanundan kaçılmaz ekibini buraya çağıracağım. Tamam, zevkle tabii ki. Hanımlar, beyler. Alkışlarınızla. Bakayım. Bir geliyorlar bu tarafta. Bu tamamen yani böyle kendi içimizde bir hazırlık yaptık. Burada biraz olsun zaten senin muhteşem doğaçlamana, herkes der ya Kenan'ın sahnesi iyidir. Sahnenin iyi olmasına falan hepsine bağlıyoruz. Arkadaşları alabileceğiz. Evet, alalım. Hatta şu hazırlık için... Alkışlarla devam ediyor. Kanundan kaçılmaz ekibi. Şerif. Yakadaki evet biraz bir şerif etkisi var. Biz belli bir hazırlık yaptık. Ama buradaki bütün olay senin esasında sound'u daha batı yakayan da bazı şarkıları. Kendimizce yorumluyoruz. Onlar böyle bir ritme girecekler. Büyük ihtimalle sen yani kafana göre olur, hissettiğin olur. Uyacağını düşündüğün olur. Tüyo verebilirsiniz yeri gelince bizim yaptığımız hazırlığa karşı. Sıkışırsa ama. Sıkışırsa. Tamam. Deneyelim mi? En sevdiğim işler. Buyurun. Evde oturuyormuşuz gibi zaten. Böyleyim zaten. Ama, ben ama sürekli böyle oturuyorum. Şunu şöyle vereyim. Evet. Evet. Allah. Dans performansıyla Kenan Doğulu falan diyor, değil mi? Üstüne herhangi bir şey mi söyleyeceğim? Ses... Herhangi bir şey söyleyeceğim üstüne bunu. Kafana gelen. Süper hızlı gelişti her şey, bir anda döndü şansımız. İşte hayat böyle bir şey, şipşak değişir her şey. Biraz mutsuz umutsuzken, çekim gücümü unutmuşken,
evrenle barıştım bugün. İyi ki varsın. Saçını bir sağa bir sola savuruyorsun ya, baka baka doyamıyorum. Şu gözünü süze süze havalı havalı gülünce hayran oluyorum. İzlediğimi bile bile tatlı tatlı bel altı çekinmeden vuruyorsun ya. İstediğimi göre göre nazı nazı gizliden renk de veriyorsun bana. Şans meleğin nerelerdeydin, tam zamanında geldin. Süper süper. En güzel bölüm başlıyor, yanıma uzan seyredelim. Şans meleğin nerelerdeydin, tam zamanında geldin. En güzel bölüm başlıyor, yanıma uzan seyredelim baba. Sabah programlarında böyle oynuyorlar ya. Daha yeni uyanmışım, millet oynuyor ya. Bugün tam havamdayım, 7-24 ayardayım. Dört dörtlük bir moddayım, altın günüm bugün. Sağımdan kalkmışım, gülerek uyanmışım. Özlenecek, meraklanacak bir sevgili var artık. Saçını bir sağa, baka baka doyamıyorum. Şu gözünü süze süze havalı havalı gülünce hayran oluyorum. İzlediğimi bile bile tatlı tatlı bel altı çekinmeden vuruyorsun ya. İstediğimi göre göre nasıl nasıl gizliden renk de veriyorsun bana. Şans meleğin nerelerdeydin, tam zamanında geldin. En güzel bölüm başlıyor, yanıma uzan seyredelim. Şans meleğin nerelerdeydin, tam zamanında geldin. Güzel bölüm başlıyor, yanıma uzan seyredelim. Süper süper. Süper. Çok iyi. Hemen. Çok sevdim, bir tane daha yapalım. Bir tane daha. İster misiniz bir tane daha? E güzel oldu. Güzel oldu, ben ne yapayım? Ama çok güzel. Allah Allah. Hazır. Onun sonunda çamaşır yıkarız abi biz seninle, şu haberin olsun. Olsun. Ustalar için bir alkış rica ediyorum lütfen. Buralardan hemen gidesim var, yeniden başlamak hevesim var. Ne varsa attım içime, cart diye diyesim var. Katlanıyoruz herkes gibi malum, açıklarımız kaçıklarımız var. Ama hem kel hem fodul takımını hard diye yiyesim var. Bir daha burası. Hard diye yiyesim var. Çat diye çatlamak üzereyim. Yanımda bakar ben onun düzeneyim. Ortağı olmuşum düzeneyim. Kendimi boğasım var. Bir daha burası güzel oldu. Kendimi boğasım var. Allah Allah! Aman be hadi kalk, oynaşalım kız. Çakkıdı çakkıdı, oynaşalım kız. Azıcık alttan, azıcık üstten. Hop bidi hop bidi, hoplatalım kız. Aman be hadi kalk, kaynaşalım kız. Kıdı çakkıdı, oynaşalım kız. Azıcık alttan, azıcık üstten. Hop bidi hop bidi, hoplatalım kız. Hiç umut yok mu? Her şey boş mu? Dünya alem dut gibi sarhoş mu?
Tamam be hadi kalk. Azıcık at. Yapma yanlış söyledim. Aman be hadi kalk. Çakkıdı çakkıdı. Azıcık azıcık. Hoppidi hoppidi oynaşalım kız. Hoppidi hoppidi hoplatalım kız. Hoppidi hoppidi. Böyle ne kadar iğrenç bir kelime. Ne kadar yakıştı yani. Hoppidi. Sağ olun. Bir tane daha yapalım madem ya. Daha abi, da saçma bir şey bu. Talk show ama olsun falan diye söyleyecek. Yok yok buna kurban. Müzikli kurba. Talk show olarak müzikli. Değiştiriyoruz abi. Aynen. Folk evet. Show. Evet. Folk show. Müzikli folk show. Alalım. Ne yapabiliriz? Yine artık siz bakacağız. Q'yu verin. Kenan. Olur. Tank bu sefer zaten böyle söyleyeceğiz yani. Şey gibi, Azeri gibi. Ben sana gülüyorum. Bu böyle olabilirmiş zaten bu şarkı. Kalmışım kendi kendime ben harabe. Ben harabe. Aklım başıma geldi Melah dövme. En çok üzül, en derler bir de en çok üzüldüm en düştüm. Sana rezil olmak inan bitirdi beni. Görmezlikten gelince çok üzdün beni. Yabancı bir adam hissettim kendimi. Sanki o ben değildim seninle ağlayan. Seninle sevişip aşka doyan. Bazen şeytan diyor ki git yana şuna. Ama nerede bende o yüzsüz yürek? Bizde varsa yoksa gururdan yelek. Ama nerede bende o yüzsüz yürek? Bizde varsa yoksa. Bu da hep komiğime gidiyor. Bir de böyle yani yelek diye biten bir şarkım olması. Hep komik gelmiştir bana. Yani yelek diye şarkı biter mi? Ama bende varsa yoksa gururdan yelek! Yelek! Yeter bence. Var mı başka? Var mı başka? İyiyiz yani. Devam. Devam mı? Ay devam. Bir saniye. Normalde bunu bir turiste falan dinlettiğiniz zaman böyle şey oluyor, afallıyor yani. Nasıl alkışlayabilir bütün halk bu şarkıyı diye. Vallahi çok zor. Ritim duygusu çok yüksek büyük, canım. Büyük canım. Bizim Anadolu'nun içinden fışkıran bir şey var. Herkesin içinde sanat. Herkes acayip kabiliyetli. Peki hazır böyle bir ekibi toplamışken senin bir isteğin olur mu bu ekipten? Aslında vay be çalabiliriz diye düşünüyorum ben. Yeni şarkılardan bir tane. Bayağı. Ooo. Senin ayağınla... Değil mi bu hareket şu? Biliyorsunuz değil mi şarkıyı? Olduk abi kadar. Ben itiraf edeyim. 300 şarkıya da çalıştırdım ben. Önceden her ihtimalle bunu kaçıramazdık yani. Çalırım. Dur ben o zaman şöyle yapayım. Bir gün gelecek o bana böyle pışt diye. Hemen. O günü de göreceğiz bak görürsün. Böyle istediğin zaman diyorsun. Evet kendi seni takip eden dronlar çıktı. Seni atıyorsun havaya takip ediyor. Çekmeye devam ediyor. Şerif. Şimdi şöyle bir... Dur. Henüz değil. Henüz değil. Bir saniye. Bir küçük hazırlık. Dur bir saniye. Evet. Hanımlar, beyler, şimdi çok güzel bir performansa gireceğiz ama şu anda içerisinde bulunduğumuz muhteşem mekandaki muhteşem
katılımcılarımız bu işin lokalizörle... Evet, bir de bunu ben bir açıklamak istiyorum aslında. Neden bunu kapatıyoruz? Biz aslında salonların dolmasını istiyoruz. İnternette insanlar kendileri asosyal bir şekilde orada... Yani tabii ki İstanbul dışındakilerin katılması mümkün değil ama en azından İstanbul burayı doldursun. Taş gibi bugün olduğu gibi. Teşekkür ediyoruz bu arada hepinize. Çok kısa bir süre içerisinde duymuşsunuz, gelmişsiniz. Ne mutlu bize. Esas hikaye o aslında. Erim onu söylemeyi unuttu. Onun için altını çizmek istedim. Affedersin. Ne? Hani, evet. Yok bir şey yani. Ya. Kendi bir şey yapalım. Kendi içimizde diye. Yani esas konu salona gelinmesi ve burada özel bazı şeylerin olması. O yüzden bazı şeyleri yayına kapatıyoruz ama bunu ben tercih etmedim. Seyircinin seçeneğiydi bu. Evet. Yani o tiyatro sahne özelliğini yitirmesi. Hop çıktım. Hopla! Arriba! Diye değil mi? Şimdi geldik. Aslında şarkı bile söylememişiz mesela değil mi? Burada tabii. Kandırıkçılık. Bir işte lavaboya gittik, geldik falan filan öyle bir şey oldu. Ben istiyorum ki şimdi biz canlı yayında izleyenler için de bir şey olsun. Alfabe diye bir oyunumuz vardı biliyorsun. Normalde evet, sıralı sohbet ediyorduk. Ben onu biraz daha değiştirdim. Çünkü programın başında da dedim ya çok fazla besten var. Ben bu arada tabii 300'ün üstünde diyorum ama doğru, nedir? Doğru. 400'den az mı peki? 400'den az yok. Ne 4? Ya arada mıyız yani? Neredeyiz diye. 288 miydi neydi şeyden önce, bu albümden önce? Bu albümle beraber öyle bir şey daha eklendi işte. 300'e yakın diyelim, 300 üstü değil. 300 üstü, 300'e yani yakın. Yani resmi olarak şeyde meslek birliğine kayıtlı olan şarkı 300'e yakın. Ha o zaman evdeki defterlerde daha da çoktur yani. Tabii canım. Çok daha fazla. Biz normalde işte katılımcılar da izlediler program başlamadan önce. Hani alfabede A diyoruz. Şunu bir sessize alayım, çalar malar. Olur. A evet. Diyoruz, abi nasılsın, baba ne olsun falan diye sohbet ediyoruz ya normalde. Evet. Madem dedim bu kadar çok şarkı var, biz bu şarkıları bütün alfabeyi şarkıyla geçebilir miyiz diye bir challenge yarattık. Geçelim. Geçelim. Deneyelim. Bunu biraz olsun böyle değiştir yaptığımız gibi. Ben şimdi sana bir tane harf söyleyeceğim. Müzikli mi? Gitarlı mı? Müzikli, müzikli. Evet. Olur. Gitar olsun da işin içinde ben. Gitar olsun. Rahat ediyorum. Dur şunu da bir takayım. Arkadaşlar bu arada hop şöyle vereyim. İçeriden de şöyle bir katılım bekliyoruz. Her harfle ilgili aklınıza gelen bir Kenan Doğulu şarkısını bağırabilirsiniz bize. Çok basit bir örnekle başlayalım mesela. Aşkım aşk. Bak hemen. Bravo çok iyi. Aşk kokusu aşkım aşkım aşktan. Aşklı çok zaten. Aşk ile yap. Oo, A'dan, çok A'dan var. A'dan yürürüz. A'dan al, bir buçuk al bu boş sayfa senin. Al bu boş sayfa. Ver de güzel. Ver de güzel. O zaman A ile başlayalım. A. Aşkım aşkım diye ağlayacaksın. Başını taşlara her... Karakolda biter yalnız bu program. B. Bugünüm sensiz geçti. Cehennemde bir asırdı. Ondan sonra şey çaldık. Birdenbire... Onu çaldık zaten ama onu. Başka çaldık. Bal gibi o. B'deyiz değil mi? Kimse sen gibi dokunmadı. C. Can bebeğim, can kuşum, tanıdık ne sevgisizim. Bu kadar erken gidemezsin. Sen diyeyim, yamcadı kazanı. Hemen anladık. Peki, Ç. Zaten çakın. Sen hepsini çalmayacaksın. Çakkıdı çakkıdı. Çakkıdı çakkıdı. Çaldı onu çünkü şimdi. Peki D. Doktor derdime bul bir çare. Ona doyamıyorum. Yaz bir reçete. Sabah akşam yemekten önce. Sonra ve her anında yanımda. Bu arada bu şarkı Yılmaz Erdoğan'ın yeni filmi, en son filmi daha çıkmadı. Organize İşler 2'de. Şarkı, doktor şarkısı da var. Haberiniz olsun önden size bir yeni bir magazin, temiz magazin miydi? Temiz magazin. Buyurun al işte sana temiz magazin. Temiz magazin. Son zamanlar yaptıklarıma bakma ne olursun. Benim aklım başımda değil.
ellerimde oradan yani girmem lazım. Ellerimde çiçekler, kapında sırılsıklam. Görürsen bir gün şaşırma. Değiştir. F. F. Festival. Festival gibisin. Katılmak istiyorum. G. Güzeller içinden bir seni seçtim kalbim. Gel gelinim gönlüme gel. Senden başka yar sevemem. He. Gözemi gel. Hiç bana sordun mu oh, aşkımıza ağlarken? Hiç bana sordun mu ah sevgimizi harcarken? Hak edeni görür Allah. Ha, o da olur. Evet. Hak edeni görür. Mı? I da şarkı yoktur ya. Islak. Bravo. Sakın kucağında. I da. Bir ben ıssız bir adaya düşsem. Var. Evet, var. Tamam. Peki. Yeter kitap. İ. İstanbul. İlk adımı sen i̇lk, at. Evet. İlk adımı sen at. Benim ayaklarım yere basmıyor. Değiştir. Açılamı... Bir dakika güzel girdi bu ya. Değiştir, tamam değiştir. Peki. Açılamıyorum sana. Biraz cesaret versen bana. İlk adımı sen at. Benim ayaklarım yere basmıyor. Böyle güzel düzenleme oldu abi bak. Bossa yapabiliriz bunu. Boss. İlk adımı sen at. Benim ayaklarım yere basmıyor. Açılamıyorum sana. Biraz cesaret versen bana. J. J. J hadi bırakalım. Joker. Joker benim şarkım değil değil mi? J, Joker diye bir şarkı yok zaten. Yok. Demek ki Joker diye şarkı yapacağız. Harf. Var mı? Ah bir Joker. Ah bir diye başlıyor mu? Evet. J. Jandarma, 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 jandarma. Caz. Ama caz. Caz yapma. Caz, caz yani caz. Caz. Caz yapma. Kafaları karıştırma. Bilmemezlikten gelip kendini... Bu arada bu şarkı çok tabii enteresan. Caz yapma derdi bize. Pop ve caz yapmak yasaktı bize konservatuvardayken. Aa. Çok acayip hocalar kızıyordu yani aman abicim çalmayın eliniz ayarı bozulur falan diye. Ben ona inat yazmıştım o şarkıyı. Bir de böyle cazimsi şarkılar vardı ilk daha ben 15-16 yaşında besteleri yaparken. İlk prodüktörüm Naci demişti ki abicim bu caz işi, bu caz işlerinden, blues muruz işlerinden uzak dur falan demişti. İnadına yapmıştım ilk halindeydi bu şarkı. Caz yapma bir de 9-8'liktir yani. Üstlerine değil mi? Bilmeyen hatırlamayan varsa. Peki K. Peşinden az koşmadım ki, hak edeni görür Allah. Mutluluk yakın, yarından yakın. Kandırdım, nasıl yari sonunda çılgın sözlerle kandırdım. Sonunda güzel gözümü oyunlarla kandırdım. Nasıl yari sonunda çılgın sözlerle kandırdım. Sonunda güzel gözümü oyunlarla kandırdım. L. L. Lay 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 lay. Le 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 canım. Peki. Lovey dovey, lovey dovey, lovey dovey all the time. I got lots of candy to make you mine. Lovey dovey, lovey dovey all the time. I got lots of candy for you. Lovey dovey, lovey dovey all the time. I got lots of candy to make you mine. Mıç 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 demek bu arada bilmeyenler için söyleyeyim. Mıç mıç. Me. 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 Var mı? He? Yüksek sesle biraz. Evet, programı burada kapatıyoruz. Yanlış o. Şey... Mütevazi ol. Ya, mütevazi ol. Biraz eksiltip söyle. En muhteşem sen evet. Olamaz. Olur, rütbeni bileceksin. Olur, oluyor. Olur. Peki. Ne? Neredeyiz? Ne? Ne? Ne yaparsan yap. Aşk ile yap. Ne dediğin nasıl derin olay? Ne kadar döner ardına kadar kalpten gülersen kalanı detay. Gerisi kolay.
kalanı detay. Olmaz, bu bize yapılmaz. Kalbim uslu durmaz, bir çılgınlık yapar. Olmaz, bu bize yakışmaz. Kalbim uslu durmaz, bir çılgınlık yapar. Korkarım aşkımın şiddetinden. Öpünce anlıyorum. Çok iyi. Çok iyi. Öp var. Öp, 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 öp. P. Bugün pamuk kalbinden. Bir dakika, o zaman onu şundan çalacağım. Bir dakika. Ne olur ne olmaz diye elektrik gitar da getirmiştim de. Aslında çekem de aramızda da, hadi neyse. Birazdan. Bas istersen sen şeyine. Bas. Hanımlar beyler, lokal analiziniz devam ediyor. P'de kaldık. Gece güneşim, düşünmeden söndün. Kalbimi serinlettin. Bu defa boyun eğdim. Hangi güvercin atlamış çatıdan? Ya da hangi balık denize hesap yapıp akıllıca? Bile bile sen bir kahraman, ben bir hikaye, sessiz film gibi. Çaresiz sustum, bugün pamuk kalbinden taşınıyorum. Masal yalara göç edip yeniliyorum. Her gözyaşı sana, hatıra bana. İnanamıyorum, sensiz kaldım yine. Bugün pamuk kalbinden taşınıyorum. Masal ya. Bağıramıyorum burada çok. Tabii yani şey olmasın diye değil mi? Şikayet gelir yandan. Yeniliyorum. Her gözyaşı sana, her hatıra bana. İnanamıyorum, sensiz kaldım yine. 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 Sensiz kaldım yine, yine. Bile bile sen bir günahkar, bense bir günah olamadık. Evet. S. Da oradaydı. S. Olur. Ha tamam, evet. Neyi atladı? Bak atlamışsın. R. Rütbeni bilecek sonra Rüzgar.
bayramı çocuklara devredelim. He? Pardon. İşte akıllı abi, intelligence. Artificial. Reyim. Bizim bayramı çocuklara devredelim. Çok düşünür olduk, bizim tarih eskidikçe çok kasılır olduk, mam lazım. Bunu M'ye de yazabilirsin. M, dur bir daha. M, M, mam lazım. Mam lazım, dilimize laf geleli. Adam olduk sandık, es geçmeyi üvey bilince hep. Boyumuz uzar sandık, insan biraz kendine zaman çalmalı. Yoldan çıkıp biraz farkına varmalı. Rita, Rita. Hayat kısa, biraz daha kısa kes. S, S, S. S, asıl. Sımsıkı sıkı 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 sar beni, al gönlüne delikim. Şey. Muhabbet olsun, gönüller coşsun. Sımsıkı sıkı 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 sıkı. Şans meleğim, nerelerdeydin, tam zamanında geldin. En güzel bölüm başlıyor, yanıma uzan seyredelim. Şans meleğim, nerelerdeydin. Bunu da bak S'ye de yazabilirmiş, süper süper. Süper süper. Şeye de S'ye de oldu bu. T. Kim sensin benim, sen çekmezsen yürümez gemim. Yüz dertliyim, bin dertliyim, tek çaremsin sen. Tek kürekçim sensin benim, sen çekmezsen yürümez gemim. Yüz dertliyim, bin dertliyim, tek çaremsin sen. Umduğum dağlara karlar mı yağdı? Ay. İçinde bu kadar öfke mi vardı? Ben demiştim demeyi, ezberledim gitmeyi. İnsan sevdiğine böyle yapar mı? Ü, ü. Bu alkışla bitecek mi dersin? Bu ne olur? Ü. Üzüm, ümdüm. Ümdüm. Üzülme boş yere, dönüş yok, çaresiz düşündüm kaç kere. Cehennem sensizlik, yenilme kendine. Kaderin bensizlik yazmışsa bozmak olmaz. Ve vay be. Şimdi söyledik, bir daha söyletme. Bir daha söyle. Ye. Hatırlayamadım. Yelek. Yelele, 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 yelele. Zarar değil, ziyan değil, hepsi rekor, zor anı. İnsanız var elbet, hata payı. Ne olmuş yani, olmuş bitmiş, zaten bu dünya fani. Yasla başını göğsüme, cennet baki. Yasla başını göğsüme, cennet baki. Bu şarkıyı da cennet baki için yazmıştım. Hanımlar beyler, bu bölümle de A'dan Z'ye Kenan Doğulu. Burada artık ufak ufak programı toparlamaya başlayacağım. Ama öncesinde sosyal sorumluluk projesi gibi kendimize geliştirdiğimiz 2015 yılında benim arabalı talk show var ya. Evet. İlk konuk sen olmuştun. Biz geçtiğimiz günlerde yeni bir şey keşfettik. Yani dünya bunu keşfetmiş ama biz daha yeni uyandık aslında. Bizim o videolarımızı YouTube'da %50 hızla çaldığımız zaman olay... Bir örnek göstermiştin, kopmuştum, çok iyiydi. Olay biz sarhoşa bağlıyor. Ama öyle böyle değil. Hazırsa bizim görüntümüz, mümkünse bir izleyelim. Ne olmamız gerekiyor? Bence de. O zaman burada seni... Şöyle. Ama bak, ben sana söz veriyorum, bunu şey hale getirdim, rutin hale getirdim. Arada sen beni bir yerden al. Ben sıkışınca arayayım seni. Dur, daha şey diye haber yani.
show maskesi. Yani kendisini oradan aldı getiriyor falan şey gibi. Arayacağım ben abuk subuk yiyenler. Değil mi öyle? Şurada kaldım gel al beni. Ha evet. Konu tamam ben ona bağlıyım belli bir süre sonra. Akşam galada görüşürler. Görüşürler. Büyük bakın Rob. Her zaman. Öpücük de istiyorum. Fanlara hepsini. Abi tabii. İşte biz gel sen beni al. Arada sırada. Yani çok bayağı bu don't drink and drive videosu gibi oldu. Esasında programın sonunda biraz ona bağlamak istiyorum. Bunu da yavaşlattığımızda aynı etki olsun. Öyle bitirelim. O zaman biraz programın sonuna geldik. Öpeceğim diye. O zaman hanımlar beyler büyük alkışlarınızla Kenan Doğulu. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Öpüşelim ki. Öpüşelim. Teşekkürler. İyi akşamlar. Arkadaşlar İstanbul Komedi Festivali ayın 18'ine kadar devam ediyor. Sizlerle birlikte gülmek üzere, eğlenmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Çok teşekkürler.